Sevgili dostlar merhaba. Cinsel yaşamda karşılaşabileceğimiz çok tanıdık gelmeyen, çok alışkın olmadığımız pek çok durum var. Bunlardan biri özellikle kadınlar için kocalarının belki de hiç farkında olmadıkları bazı yönlerinin açığa çıkması. Kocamı kendi kıyafetimle yakaladım başlığıyla bu videoda aslında transvestik fetişizmden bahsedeceğiz. Psikoterapist Doktor Cem Keçe ile. Hocam merhabalar. Merhaba. İlginç bir başlık. Kocamı kendi kıyafetlerimle yakaladım. Bu aslında bize gelen sorulardan da biri ve bu videonun başlığı da böyle oluştu. Nedir transvestik fetişizm ve bir erkek neden kadın kıyafetleri giymekten zevk alır? Şimdi bu çok özel bir cinsel sapkınlık türüdür. Onu özellikle belirtelim. Cinsel sapkınlıkların arasında özel bir yer tutar. Ve çok da yanlış anlaşılan bir cinsel sapkınlık türüdür. Çünkü bunu yapan kişilerin cinsel yönelim olarak genellikle homoseksüel olduğu düşünülür. Ama bu bireylerin homoseksüel değil de daha çok heteroseksüel cinsel yönelim içinde oldukları, %90-95'inin heteroseksüel bir cinsel yönelim içinde olduklarını görürüz. Ne demek bu? Erkek biyolojik olarak, bedensel olarak erkektir. Bu erkek ruhu olarak, bu bedendeki ruh olarak kendini de erkek olarak kabul eder. Bu erkek cinsel yönelim olarak karşı cinse yani kadınlara yönelik bir arzu içindedir. Ve bu erkek toplumsal cinsiyet rolleri açısından da toplum ve ailesinin ona yüklediği erkek rollerini oynarken de memnundur ve bununla barışıktır. Bu erkeğin fantezilerinde bir tuhaflık vardır. Çünkü bu erkek ancak kendini kadın kıyafetleri içerisinde hayal ettiğinde ereksiyon olabilmektedir. Ya da o kadın kıyafetleri içinde olduğunda ereksiyon elde edebilmektedir. Şimdi burada iki tane alt başlığımız oluşuyor. Hayal ve gerçek. Çoğu erkek bunu hayalle idare etmeye çalışır. Mesela pek çok kadın bize soruyor, kocam neden gözleri kapalı benimle sevişiyor diye. Diyorum ki fazla merak etmeyin. Sizi düşünüyordur diyorum ama bu erkekler kendilerini karılarının tangası, sütyeni, şartiyeri, yüksek topuklu ayakkabısı, peruğu, makyajı içinde hayal ederek karılarıyla birlikte olabiliyorlar. Sebebini birazdan açıklayacağım ama öncelikle şunu söyleyeyim. Hayal yeter. Ve pek çoğu bu hayalle heteroseksüel bir ilişkisini sürdürür. Bu hayalle evlilik hayatını sürdürebilir. Ama gün gelir, hayalin yetmediği bir an gelir. İşte o anda bu erkeklerde cinsel istek azlığı, bu erkeklerde sertleşme problemleri başlar. Ve bize böyle geliyorlar. İşte kocamda sertleşme problemi var, kocam beni arzulamıyor ya da erkek bende artık bir sertleşme problemi var deyip. İşte bir süre sertleştirici ilaçlarla idare etmeye çalışıyorlar ama onun da geldiği bir nokta var artık bitiyor. İşte o noktada erkek kendini mastürbasyona verebiliyor ya da en başından itibaren karısıyla ilişkisine paralel olarak ikinci bir hayat yaşayabiliyor. Bu da gerçeğine ihtiyaç duyanlar diyoruz. Yani o kadın kıyafetini giyip aynanın karşısında kendisini seyredip mastürbasyon yapıp boşalıp kendini tatmin etmeye çalışan erkekler var. İşte videomuzun başlığı oydu. Kocamı kendi kıyafetlerim içinde bastım. Şimdi bir kadın iş yerinde çalışıyor ve müdürü ondan bir evrak istiyor. Ve o evrak onun işte kişisel evrakı, işte doğum evrakı olabilir vesaire. Kadın eve gidiyor. Çünkü o saatte evde kocasının olmayacağını varsayıyor. Eve giriyor ve yatak odasından bir şeyler geldiğini duyuyor ve ürküyor. Ama kapının kilitli olduğunu biliyor ve yavaşça baktığında kapı aralık ve orada kocasını aynanın karşısında kendi kıyafetlerini giymiş. Kendisini seyrederek mastürbasyon yaparken basıyor. Ve bu tabii ki kadın için çok korkunç bir sahne. Ve kadın bize geliyor diyor ki biz şimdi ne olduk? Eskiden bizim zamanımızda kızla erkek bir muhallebiciye giderdi. Muhallebi yerken kız sorardı. Annem soruyor biz şimdi ne Biz olduk ne diye. olduk? Bu kadın da bana soruyor şimdi biz ne olduk? Benim kocam ne oldu? Çünkü kadın kafası dehşet sorular. Ben de diyorum ki bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber. Kocanız sizi seviyor. Kocanız sizinle evliliğinden memnun. Ama artık iki sütyen alacaksınız. Tabii bu işin esprisi. Ama bu tabii ki bir cinsel bozukluk. Ama bu bozukluğun sebebi tedavisi mümkün. O yüzden her bir vaka için bu geçerli değil. Ama hayalle yetinme evresini sağlıklı geçirmişse
Biz bu vakalarda tedavi şansını çok yüksek görüyoruz ama hiçbir kadınla birlikte olmamış bir grup var. Mesela bu gruplar ne yaparlar? Bir çantayı alırlar, bir seks işçisine giderler. Ama o işçiyle öncesinde konuşurlar. Derler ki ben sizin evinize geleceğim, bana bir oda vereceksiniz. Orada ben kadın kıyafetleri giyeceğim. O kadın kıyafetleriyle odanın içinde dolaşacağım, siz bana bakacaksınız. O kadın kıyafetleri içindeyken ben sizinle seks yapacağım. Kabul ediyor musunuz? Evet. Bu şekilde çalışan seks işçileri var. Bunların özel muameleleri var. Yani bu erkekler mesela evlenmiyorlar ve bu fantezilerin en başından itibaren bu şekilde yaşıyorlar. Tabii ki sosyokültürel baskılar, aile baskıları vesaire pek çok sebepten dolayı bu erkekler evlendiriliyor. Bu erkeklerde daha ilk geceden itibaren başlayan cinsel soğukluk ve ereksiyon problemleri var ve bunların tedavileri de çok kolay değil. Çünkü hiçbir heteroseksüel deneyim kıyafetsiz yaşanmamış. Ama unutmayalım, bu erkekler bu kıyafetler içinde kadınları arzuluyorlar. Ama kadınları arzuluyorlar. Evet. Biraz nedenlerinden bahsedebilir miyiz? Gerçekten de çok ilginç bir cinsel sapkınlık türü ve heteroseksüel bir yönelim burada söz konusu. Ama bir kadın kıyafeti giymek gibi bir durum da var. Nedenleri nedir transvestik fetişizmin? Şimdi bu nedenlerini konuşurken aslında pek çok insan eyvah diyecek. Çünkü bu tamamıyla doğru bilinen yanlışlar dediğimiz hurafelerle çok alakalı. Mesela bir erkek çocuk annesiyle uyuduğunda, bir erkek çocuk annesiyle çıplak banyo yaptığında, bir erkek çocuk annesinin memesine, vücuduna, hoyratça ve bir hakmışçasına sürekli dokunduğunda ve anne oğluyla arasına bir mesafe koyamadığında, her erkek çocukta olan ensest arzuların bastırılmasını, bilinç dışına gömülmesini engelliyor. Ve bu arzular güçleniyor. Ve bu çok derin bir suçluluk ve günahkarlık algısı yaratıyor. Ve bu erkek ancak kefaretini ödediğinde ereksiyon olma hakkını kendine tanıyor. Çünkü ancak kadın olduğunda, kadın gibi giyindiğinde, kadın gibi göründüğünde annesi için risk oluşturmayacağına dair bir fantezi geliştiriyor. Ayrıca erkek bedenini kadın kıyafetleri içine sokarak da annesine yönelik bu ensest arzularından dolayı kendi suçluluğunu, günahkarlığını azaltmak için bir kefaret ödüyor. Kendi kendine bir bedel ödetiyor. Ancak bu bedeli ödediğinde penisinin ereksiyon olma hakkını kendine tanıyor. O nedenle anne ve oğul arasındaki ilişkinin sınırlandırılması gerekiyor. Mesela bir anne oğluyla 15 yaşına kadar aynı yatakta yatarsa, bir anne oğlunun etek tıraşını, koltuk altı tıraşını yaparsa, bir anne oğluyla çıplak banyo yaparsa, bir anne oğlunun yanında giyinip soyunursa, bir anne oğlunun kendisine dokunmasına, işte göğüslerine, vajinasına, bacaklarına dokunmasına müsaade ederse ve bütün bunları da çocuktur, anlamaz diye normalleştirirse, travestik fetişizm dediğimiz bu özel sapkınlık ortaya çıkıyor. Ama her böyle ailede bu ortaya çıkmıyor. Burada dediğim gibi başka faktörler de var. Ama temelde oluşum sebebi anne-oğul ilişkisindeki mahremiyetin sağlanmaması. Tabii yurdumuzdaki kadınlar iyi annelik adına oğluyla yatmayı görüyorlar. Türkiye'de iki büyük hata var. Bir, emzirebildiğin kadar emzir. Bu doğru bir ifade değildir. İki, çocuğunuza yatın. Bu doğru bir ifade değildir. İyi bir anne, oğluyla oyun oynayan, onu hayata hazırlayan, onun bakımını yapan ama kendi yapabileceği şeyleri ona yapmayı öğretendir. 15 yaşına kadar oğlunu yıkayan bir anne iyi bir anne değildir. 5 yaşında oğluna kendi başına yıkamayı öğreten anne iyi bir annedir. Oğluyla yatan anne iyi bir anne değildir. Ama oğluna sevgisini dokunarak gösteren, onunla oyun oynayan anne iyi bir annedir. Demek ki biz anneliği karıştırıyoruz. Ve uyumayı ve beraber banyo yapmayı, beraber işte yakınlığı, teması farklı yerlerde, yanlış şekillerde arıyoruz. İyi annelik hastalığıdır travestik fetişizm. Evet, videomuzun başlığında kocamı kendi kıyafetlerimle yakaladım demiştik. Bunun dinamik pek çok nedeninden bahsettiniz. Biraz da başa dönecek olursak, kocasını kendi kıyafetiyle yakalayan bir kadın için de bu bir travma. Tabii ki. Ciddi bir travma. Ve bunun kabul edilebilirliği de herhalde pek kolay değil. Sonrasında özellikle ilişkide
kadını ve erkeği neler bekliyor? Nasıl bir süreç onları bekliyor? Şimdi cinsel sapkınlıkları konuşurken tedavi kelimesini kullanmak bu işi bilenler için her zaman çok ağır bir laftır. O nedenle ben tedavi derken neyi kastettiğimi açıklayayım. Çünkü yanlış anlaşılmasın. Biz adaptasyon kelimesini kullanırız. Yani bu insanları, bu bireyleri heteroseksüel cinsel yaşama adapte edebilmeye tedavi ederiz. Bir kere tedavi dediğimiz bu. Mesela bir erken boşalma tedavisi mümkündür. Ama travestik fetişizmde ise tedavi dediğimiz şey onun heteroseksüel yaşama adaptasyonudur. O nedenle tedavi çok ağır bir kelime olur. Onu bir belirtelim. İkincisi, bu erkeğin zaten cinsel yönelimi kadınlara karşı, eşine karşı ama kendisini bir suçluluk hissediyor. Demin anlattığım sebeple. O nedenle bireysel bir psikoterapi alındığında, o suçluluk duyguları üzerinde çalışıldığında ve bütün bunları aslında bilinç dışının ona bir dayatması olduğunu ona gösterdiğimizde, mantığını anlattığımızda bir kere büyük bir iş yapmış oluyoruz. İkincisi de tabii ki bu bir alışkanlık. Yani siz yıllarca bu hayalle, bu kıyafetlerle ereksiyon olma hakkını elde ettiğiniz zaman peniste bir koşullanma oluyor. O yüzden biz bir cinsel periz yaratıp bir taraftan da cinsel anlamda bir kışkırtma yaptığımız zaman yeni bir koşullanmak için penisi hazırlıyoruz. Bu da ikinci evre oluyor. Üçüncü evrede de kabul edilebilir bir kadın kıyafetinin vücutta bir şekilde tutulmasını bu işin içine katabiliyoruz. Ve böylece bir adaptasyon sürecini de tamamlamış oluyoruz. Mesela bakarsak küpe takmak daha çok kadınlara özeldir. Ama erkekler de küpe takabiliyorlar. Mesela görüyoruz ki Johnny Depp'ten sonra mesela pek çok erkek de sürmeye çekebiliyor. Ama böyle kadınlara has olan herhangi bir özelliğin seks sırasında bir erkek tarafından kullanılması aslında bir tür adaptasyondur. Burada kadının da kocasına saygısını yitirmemesi, onu cinsel yönelimi sanki erkeklereymiş gibi algılamaması, bunu aşağılayıcı bulmaması, bunun bir hastalık olduğunu bilmesi, kadının da bu süreçte bilgilendirilmesi çok önemli. Ve bütün bunlar bir cinsel terapi süreciyle yönetildiğinde bu çift bu travmayı atlatabilir. Peki son olarak böyle bir durum ilişkinin en başında paylaşılmalı mı? Ya da genel anlamda cinsel sapkınlıklar ya da uç fantaziler evlilik öncesinde paylaşılmalı mı? Bu ne kadar doğru olur? Ben şunu söylüyorum. Her zaman samimiyet ve dürüstlüğün değerli olduğunu ve evlilik gibi çok önemli bir kurumun samimiyet ve dürüstlük üzerine kurulması gerektiğini düşünürüm. Ve bu bilgilendirmeyi bence bir erkek evlenmeden önce yapmalı. Ve bir kadının da bunu bilmeye hakkı vardır. Çünkü erkek bununla o kadını seçmiştir. Kadın da bununla o adamı kabul edecekse edecektir. Ha çok seviyorlarsa evlilik öncesi de yardım alabilirler. Ama bunu ben kaldıramam ya da ben böyle bir ilişki istemiyorum deme hakkı da kadının vardır. Ama burada dediğim gibi bize hep kurbanların kurbanı gelir. Bu vakalar, travestik fetişizm vakaları da annelerinin kurbanıdır. Ben kurbanlardan ziyade, sivrisineklerden ziyade bataklığın kurutulması için bu videonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet, cinsellik her zaman böyle çok güzel, zevkli olmayabiliyor. Bazen cinsellik bizim geçmişimizden çok derin izler de hayatımıza taşıyabiliyor. Onlardan birini bu videoda konuştuk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.